Selamun aleyküm. 4 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı, tarihte bugün hangi gelişmeler oldu hep birlikte bakalım. 1853 Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kırım Savaşı başladı. Yaklaşık 2,5 yıl süren Kırım Savaşı, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Osmanlı tarafında savaşa dahil olmasıyla Avrupa devletlerinin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerin zaferiyle bitmiştir. 1926, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Tüm bu kanunlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin kanunları tamamen uyarlanarak çıkarılmıştır. 1976, İstanbul'da benzin bulunamadı, taşıt kuyrukları yüzlerce metreyi geçti. Türkiye'yi yönetenler sonraları benzin vardı da biz mi içtik diyerek pişkinliğini göstermişti. 1978, Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulu'nun asker kanadının tavsiyesine uyarak 4 Amerikan üssünün açılmasına karar verdi. Türkiye'de Amerikan üssü problemi o günden bu yana gündemdeki sıcak ve kalıcı yerini almış oluyordu. 1983, İdari sistemde köklü değişiklikler öngören yeniden yapılanmanın ilk adımı olarak Türkiye 8 bölge valiliğine ayrıldı. Daha sonra bu kararın uygulamasından vazgeçilip sadece Doğu ve Güneydoğu bölgelerine has bir şekilde olağanüstü hal bölgesi valiliği kuruldu. 1992, Irak Kürdistan'ındaki Kürt parlamentosu Özerk Federe Kürt Devleti'nin kurulduğunu açıkladı. Özal'ın Cumhurbaşkanlığında Türkiye bu adımı sıcak karşılıyordu ama Türkiye'deki ırkçı yaklaşım gösteren kesimler kıyameti koparmış, Irak Kürtleri düşman ilan edilmişti. 1993, Rusya Federasyonu'nda Boris Yeltsin'e bağlı ordu birlikleri komünistlerin kapatma kararına karşı direndiği parlamento binasını bastı. Moskova'da olağanüstü hal ilan edildi. Halkların kurtuluşunu vaat ederek iktidara gelen ve halkı mutlak bir diktatörlükle yöneten komünizm direniyordu. Rusya'nın başkenti Moskova'da ordunun parlamentoyu top ateşine tutması sonucu parlamenterler teslim oldu ve 2 gün süren çarpışmalarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1994, Azerbaycan Başbakanı Hüseyinov'a bağlı birlikler Gence'de ayaklandı. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev halkı isyanı bastırmaya çağırdı. İsyan kısa sürede bastırıldı. Hüseyinov Azerbaycan'dan kaçtı. Olayda Türkiye'nin parmağının olduğu iddia edildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde bir süre soğuk rüzgarlar esti. 2000, enerji tasarrufuna ilişkin Başbakanlık genelgesi yayımlanarak yeni mesai uygulamasına geçildi. Sabahları işe başlama saati 15 dakika öne çekildi. Öğle tatili yarım saate indirildi. Böylece mesai saatinin 45 dakika önce sona ermesi sağlandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda lamba kullanılan oda ve salonlardaki lambaların gevşetilmesi ya da çıkarılması genelgede yer aldı. 28 Şubat postmodern darbesinin ve darbecilerin zoraki kurduğu koalisyon hükümetlerinin ülke ekonomisini çökertmesinin ardından alınan tedbirler savaş yıllarının zorunlu tasarruflarını andırıyordu. ABD'den Maliye Bakanı ithal edilmiş, IMF imdada çağrılmış, zamlar yapılmış, bulunabildiği kadar iç ve dış kaynaklardan borçlanılmış ve defalarca halkın kemeri sıkılmış ama yine de çöküşe çare bulunamamıştı. 2016, Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed Kemal'in gözaltına alınmasının ardından katledildiği açıklandı. Junta güdümündeki Mısır İçişleri Bakanlığı ise Kemal'in gözaltına alınması sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini iddia etti.